Şen şakrak, mutlu, dümbelekli ve gırnatalı bir ses. Has bir roman mahallesinde Gönül Çelen'in setindeyiz. Kolay gelsin Didem. Yağmurlu bir İstanbul gecesinde şu anda Gönül Çelen'in setindeyiz. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hava koşulları oldukça zorlu ama az sonra çekimler başlayacak. Karakteriyle beraberiz. Yeni bir karakter, yeni bir dizi, yeni bir heyecan. Biraz karakterinden bahseder misin bize? Tabii Levent yurt dışında okumuş bir müzik prodüktörü. Çok güzel bir arabası var. Tanıtımlarda görüyorlardır. Yakışıklı bir malasın Bigül Bey. Sevindir sevdiğini. Sempatik bir bataklıkta açan gül öyküsü, bir My Fair Lady uyarlaması olan Gönül Çelen, ATV ekranlarında. Tut şu çocuğu! Şu garbara tutsana şunu! Koş, 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 koş! Dizide Bekir karakterini canlandıran Tuna Orhan'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer dilinizin ucunda duruyorsa yardımcı olalım. Sevgili izleyenler, şimdi karşınızda Büyük İskender. Evet, hokkabaz İskender'in kankası, zayıf çırak Maradona. Maradona, biz ne yapıyoruz ya? Ha? Ne bu? Turne abi. Normal. Gönül Çelen'in setinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yanında Bekir karakteri var. Bekir nasıl biri diye ben başlamak istiyorum. Yani Bekir iyi bir insan. Mahalleli tarafından sevilen, sözü dinlenen bir karakter. Mahallede kahvecilik etmekte. Yani hayatı burada geçmiş bir kişi. Peki senaryoyu ilk okuduğunuzda karakterinizle ilgili neler hissettiniz? Rolünüze nasıl hazırlandınız? İlk okuduğumda biraz tedirgin oldum. Hala da tedirginliğim var aslında. Yani şu anlamda söylüyorum. Ben yoğun, şiveli bir işten işi bitirip tekrar şiveli bir işe girdiğimiz için bu biraz da bir zor bir şey. Dizi setlerinde çalışmanın zorluklarını görüyorsunuz. Ancak Dizi TV'niz büyük bir azimle röportajını sürdürüyor. Dans dersleri alıyoruz, işte oyun öğreniyoruz, işte müzik dersleri alıyoruz. O şekilde ki... Aynı zamanda hem öğretici hem de eğlendirici oldu sanıyorum sizin için bir oyuncu olarak. Tabii tabii, yani mesela ben bilmediğim enstrümanlar vardı. Mesela yani müzisyenim, aynı zamanda enstrüman çalıyorum ama yani ne bileyim, bir klarnet çalmıyordum. Heveslendim böyle kenardan, ben de arkadaşlar öğrenirken ben de çalışıyorum yani. Ailenin hem de setin en neşeli karakterlerinden biri olduğunu duyduk. Yok, hiç bilmiyorum. Gönül Çelen dizisinin neşe dolu setine az sonra geri döneceğiz. İlle de roman olsun diyorsanız işte Gönül Çelen. Merakla beklenen dizinin setinden haberlerimiz sürüyor. 3, 2, 1, kayıt. Cihan çıkacak değil mi? Hayır, çıkacak artık. Dizi TV kameraları ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu'nun yanında. Hayırlı olsun diyorum. Nasıl bir karakter Gülnaz? Bize biraz anlatır mısın? Gülnaz karakteri Hasret'in ablası. Ondan 8-10 yaş kadar büyük. Hasret'in babasının ilk evliliğinden olan, eşinden olan çocuğu Gülnaz. Açık söylemek gerekirse bugüne kadar rastladığımız en curcunalı dizi seti buydu diyebiliriz. Dizinin renginin de en az seti kadar canlı olacağı kesin. Etraftan çok ilgi görüyorum. Özellikle mahalleli size ilgi gösteriyorlar. Evet, nasıl yakınlık gösteriyorlar mı sana? Tabii ki gösteriyorlar. Çünkü ben de onlara çok yakınlık gösteriyorum. Çünkü biz kendimiz için iş yapmıyoruz, onlar için iş yapıyoruz. Onları da bu hikayenin içine katıyoruz çünkü... Biz insanların hikayesini anlatıyoruz. Dolayısıyla da çok başka bir şey yapıyormuş havası verdirmemeye çalışıyoruz. Çünkü başka bir şey yapmıyoruz. Onların hayatını anlatıyoruz.
Önümüzdeki hafta ATV ekranlarında izleyeceğimiz Gönül Çeleni'nin yapımında usta televizyoncu Tomris Giritlioğlu'nun imzası var. Senaryo Güldiri Can ve Sertaç Ergin'e ait. Dizinin yönetmeni Ahmet Katıksız. Zor zor. Senin gibi müzisyenle çalışmak zor. Bu kadar solist dinledin, hiçbirini beğenmedim. Ne istediğimi biliyorum da ondan. Aradığım sesi bulana kadar devam edeceğim. Kaç kişiyi dinlemem gerekirse gereksin. Tamam mı? Piyasanın en iyi yapımcısı. Yanımızda Umut Kurt var. Cihan karakteriyle izleyeceğiz seni. Biraz bize Cihan'dan bahseder misin? Cihan mahallenin orkestrasının şefi. Klarnet çalıyor. Hasrete delicesine aşık. Aynı zamanda mahallede popüler biri olduğu için ona da aşık birçok kişi var mahallede. Yanlış bir ihbar dolayısıyla hapishaneye girmiş. İlk bölümde onu hapishaneden çıkarken görüyoruz biz. Ve aslında buraya Murat karakteri ve Levent karakteri aslında Cihan'ı dinlemeye gelirken Hasret'i keşfediyorlar. Çünkü Cihan gerçekten çok iyi bir klarnetçi, bir virtüöz. İstemeden bir felakete mi sebep oluyor? Aslında tam olarak felaket diyemeyiz belki bunu ama kendi açısından belki hani onun istemediği bir şey oluyor. Zaten bu projeyi bir yıldır hazırlıyoruz. Tomris Hanım ve asist yapım gerçekten hani nasıl diyeyim bir proje üzerinde bir çalışmaya başladıkları zaman o projenin en ince ayrıntısına kadar her türlü rötuşunu yapıyorlar. Öyle söyleyeyim çünkü senaryomuz ilk bölümümüz belki 10 kere draft edildi. Biz aylardır dans ders alıyoruz, diyalektimizi geliştirmeye çalışıyoruz, dersler alıyoruz. Memleketin en iyi, en usta klarnetçilerinden birinden ders alıyorum. Çorlu Savaş'tan ders alıyorum. Aydın Elbasan'dan dans ve diksiyon dersleri alıyoruz. Gerçekten proje hem heyecan verici hem zorlayıcı ve şu kurulan setup'ı görüyorsunuz. Projenin bu kadar heyecan verici olması, keza oyuncularının heyecanı bizi de ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Gönül Çeleni merakla bekliyoruz. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.